أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Şu anda Özbekistan Taşkent'teyiz. Tarihi şuurumuzu canlandırmaya geldik. Burada nice ulemaların elhamdülillah yetiştiği bir toprak. Mavera'un Nehir dediğimiz, yani iki denizin ortasında olan bir yerdeyiz. Bu iki deniz İslam'ı kucakladı, İslam'ın alimlerini kucakladı. Özbekistan'ın merkezi burası ve burada yaklaşık Özbekistan'ın genelinde 2252 tane cami var ve bu camilerin 100 küsür kadarı Taşkent'te kardeşlerim. Yaşadığı olaylara, yaşadığı durumlara baktığımızda Özbekistan'ın, anlıyoruz ki bu kadar cami sayısının olması da aslında ayrı bir bereket. Yani belki az gibi gözükebilir ama Özbekistan'ın genel nüfusu 36 milyon yaklaşık. Dolayısıyla kardeşlerim burada tabii nice ulemalar, nice alimler yetişmiş ve burada İslam'ın hizmetleri yapılmış. Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kainatın efendisi diyor ki seyahat edin, sıhhat bulun. Bizim ilk amacımız budur ve ata yurdumuz olan bu topraklarda bugün okuduğumuz nice eserlerin sahipleri, nice eserlerin yazarları olan büyük alimlerimizin, ulemalarımızın, onlara vefa göstermek için geldik. Çünkü onların o eserleri, onların o çabaları, o gayretleri olmasa belki de biz bugün o ilimleri elde edemeyecektik. Bizim buradaki ziyaretimiz evvela onlara vefa göstermek için ve icabet edilen bir makam olduğu için, ki öyle görüyoruz. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, yani Hazreti İmam Külliyesi deniliyor kardeşlerim. Burada çevrede birkaç tane yapı var ve çok kıymetli alimlerden, Şafii alimlerinden Ebu Bekir Keffal Eşşaşi rahmetullahi aleyhi var. Bu mübarek zatın kısaca hayatına baktığımız zaman keffal dediğimizde anahtarcı manasına geliyor. Zaten burada farklı farklı yerlerde ziyaret yaptığımızda dile getireceğiz. Her bir alimin kendi bir geçim kaynağı vardı. İnsanlara muhtaç olmamak, insanlara el açmamak için. Ebu Bekir Keffal rahmetullahi aleyhi de anahtarcıydı. Geçimini bununla sağlıyordu ama İslam'a dair özellikle Şafii mezhebinde çok ciddi manada fetvalar veren ve fetvalarını takip ettiğimiz büyük bir zat. Aynı zamanda kardeşlerim buradaki ziyaret makamlarından bir tanesi, içeride tabii ziyaret ettik. İnşallah bütün kardeşlerimize de Rabbim nasip etsin. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anhum'un Kur'an okurken şehit edildiği ve o esnada okuduğu Kur'an-ı Kerim burada ziyarette. Timur savaş esnasında, tabii savaş galibiyet ele alınınca oradaki Kur'an-ı Kerim'i alıp Semerkant'a getiriyor. Bu Semerkant'tan da Taşkent'e getiriliyor. Burada en büyük ziyaret makamlarından birisi Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anhum'un okurken şehit edildiği Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda buradaki mescide Moy-i Mübarek yeri deniliyor, alanı deniliyor. Onun sebebi ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saç-ı şerifi burada ziyarete açılmış durumda. Kardeşlerim tabii yani burada söyleyeceğimiz aslında çok mesele var, aktaracağımız çok söz var ama kısa ve öz İslam'ın topraklarındayız. Elhamdülillah nice ulemaların yetiştiği yerlerdeyiz, nice alimlerin yetiştiği yerlerdeyiz. Allah Celle Celaluhu burada ki makamları, buradaki ulemaları ve büyükleri ziyaret etmeyi bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Tabii bu ulemaların ve alimlerin ziyaret makamlarını gördükçe ve onların buradaki çabalarını gördükçe hepsinin İslam için ne mücadeleler verdiğini daha iyi anlamış oluyoruz. Rabbimiz inşallah onları iyi anlamayı ve onların eserlerine sahip çıkmayı bize nasip etsin.